Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne adı Nursel, baba adı Cüneyt olan oyuncunun kendisinden 4 yaş küçük bir erkek kardeşi vardır. Çocukluğu Silivri'de geçen oyuncunun ailesi Balkan kökenli olup ticaretle uğraşmaktadır. Oyuncu küçük yaşlardan itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Üniversite eğitimini ise Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde tamamladı. Televizyonda ilk olarak 2016 yılında Star TV'de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Aslı karakterini canlandırdı. Yönetmenlerini Hamdi Alkan'ın yaptığı dizide başrollerde Ufuk Özkan ve Birce Akalay rol aldı. 2017 yılında yine Star TV'de yayına giren Siyah İnci adlı dizide Ebru karakterine hayat verdi. Dizinin başrollerini ise Hande Erçel ve Tolgahan Sayışman paylaştı. 2018 yılında sinemada ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile birlikte Dünya Hali adlı filmde başrol oynadı. Ancak Gizem adında bir gazeteciyi canlandırdığı film işe de istediği başarıyı elde edemedi. Oyuncunun adı bu dönemde Murat Dalkılıç ile anıldı. Ancak oyuncu bu haberleri sosyal medya üzerinden yalanladı. Oyuncu ayrıca yine 2018 yılında çekilen Tilki Yuvası adlı sinema filminde de rol aldı. Aynı yıl 2 milyondan fazla izlenen Jokey Halis Karataş'ın gerçek hikayesini anlatan Bizim İçin Şampiyon adlı filmin kadrosunda yer aldı. Esra Akman adlı karakteri canlandırdığı filmde ayrıca Farah Zeynep Abdullah, Ekin Koç ve Fikret Kuşkuran gibi ünlü isimler rol aldı. 2019 yılında Kanal D'de yayınlanan Leke dizisi ile televizyonda ilk başrolünü oynadı. Yasemin Adı Var adlı karakteri canlandırdığı dizide ayrıca Burak Sevinç, Selahattin Paçalı ve Tolga Güleç gibi isimler rol aldı. 2019 yılında sinemada ise senaryosunu ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Mucize 2 Aşk adlı filmde rol aldı. Beran adlı karakteri canlandırdığı filmde ayrıca Mahsun Kırmızıgül, Biran Damla Yılmaz, Mert Turak ve Fikret Kuşkan gibi isimler rol aldı. 2019 yılında ayrıca Star TV'de yayınlanan Sevgili Geçmiş dizisinde de Deren karakterini canlandırdı. 8 bölüm sonra final yapan dizide ayrıca Ece Uslu ve Emre Kınay gibi isimler rol aldı. 2020 yılında TRT için çekilen Ya İstiklal Ya Ölüm adlı 12 bölümlük dizide Nazan adlı karakteri canlandırdı. 2020 yılında ayrıca Türkiye'nin ilk rap filmi olarak lanse edilen Kovalı adlı filmde rol aldı. Filmde rap şarkı sözleri yazarak kendini ifade eden Merve karakterini canlandırdı. 2020 Ekim ayından itibaren Kanal D ekranlarında yayınlanan ve oldukça ses getiren Sadakatsiz dizisinde Derin adlı karakteri canlandırmaktadır. Dizide ayrıca başrollerde Cansu Dere, Caner Dindoruk ve Burak Sergen gibi isimler rol almaktadır. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu ayrıca resim yapmakta ve Latin danslarıyla ilgilenmektedir.